Bu dünyanın iki gerçeği. Doğum ve ölüm. Tarih boyunca insanlar ölümsüz olabilmenin yollarını aramışlardır. Milyarder Dmitri Tskov ve Rusya 2045 adlı bir girişimi başlatan arkadaşları insan beynini içinde barındıracak yapay bedenler oluşturmak suretiyle ölümsüzlüğü sağlamayı hedefliyor. Tskov ve arkadaşları yaklaşık 30 yıl içinde bireyin kişiliğini yapay bir beyinde barındıracak hologram bir avatar oluşturabileceklerine inanıyorlar. Terasem'in LifeNaut projesi hemen bugün uzun bir yaşam sunabileceğini öne sürüyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir LifeNaut hesabı açmak ve bu hesaba kendinizle ilgili olabildiğince çok bilgi yüklemek. Görünüşe bakılırsa, akıl dosyası, gelecekte sizin yeniden yaratılmanıza yarıyor. Ölümsüzlük salt 21. yüzyıla özgü bir arayış değil. Çin İmparatoru Kunshi Huangjiva içerek sonsuz yaşama kavuşmayı umut ediyordu. Ancak umutları suya düştü. Birilerininkini yeniden yaşama döndürmeye çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Ama 1980'lerde insan bilim ve etnobotanik uzmanlarından Bade Davis balon balığı ve kimi başka canlı türlerinde bulunan bir nörotoksin olan tetrodotoksini içen canlı bir bireyin dışarıdan bakıldığında ölü gibi göründüğünü ve sonradan yeniden yaşama döndürülebildiğini öne sürüyordu. Ölüyü gerçekten de canlandırmaya çalışma girişimleri Sovyetler Birliği'nde Sergey Bryukhonenko gözetimindeki Deneysel Fizyoloji ve Terapi Enstitüsü'nün odak konusuydu. 1940 yapımı canlıları yeniden yaşama döndürme deneyleri adlı video sözüm ona enstitüde gerçekleştirilen organ canlandırma ve dahası kesik köpek başlarını yeniden yaşama geçirme deneyimlerine yer vermekteydi. Bu arada, dünyanın bir başka köşesinde, havacı Charles Lindbergh ile bilimci Alexis Carrel, yapay bir kalp perfüzyon pompası gibi insan yaşamını uzatacak buluşlar ve yöntemler üzerine kafa yordular. Fakat Charles Lindbergh 1974 yılında kanserden yaşamını yitirdi. Biz insanlar ölümsüzlüğe ulaşmak için kafa patlatırken, başka canlı türleri görünürde bunu pek bir çaba harcamadan yapıyorlardı. 2014'te bilim insanları 30 bin yıldır Sibirya'daki donmuş topraklarda korunmakta olan Pitovirüs Sibericum adlı virüsü buzların erimesine olanak tanımak suretiyle yaşama döndürdüler. Ölümsüz deniz anası, Turritopsis dohrnii, gerçekte yaşam döngüsünü tersine çeviriyor. Erişkin bir deniz anası transliferasyon yoluyla bir dokuya ait kök hücrenin uygun koşullar altında farklı bir dokuya ait hücreler oluşturması yeniden gençliğine kavuşuyor. Bir başka, ölümsüz, canlı türü olan omurgasız minik budeloid rotiferlerin tekerlekliler tümü dişilerden oluşur ve bunlar birbirlerinin birebir kopyaları olan özdeş dişi yavrular dünyaya getirmek suretiyle çoğalırlar. Bu minik canlılardan bir takım ipuçlarını yakalayan bilim insanları 1996'da Edinburgh'daki Roslin Enstitüsü uzmanlarından Ian Wilmut ve ekibinin koyun dolayı klonlamalarıyla başlatılan süreçte, yaklaşık 20 yıldır memeliler klonluyorlar. Erken bir dönemde yaşlılığa bağlı belirtiler gösteren dolu 6 yaşında öldü. Oysa, koyunların ortalama yaşam süreleri 12 yıldır. Araştırmacılar Dolly'nin telomerlerinin, kromozomların uçlarında yer alan ve yaşlı küçülen koruyucu kapakçıkların vaktinden önce kısaldığına tanık oldular. Dolly hayvanların klonlanması konusunda törel bir tartışmayı başlatmakla birlikte, uygulama zamanla daha da yoğunlaşarak ticari bir boyut kazandı. Güney Kore'deki Soam Biotech şirketi yaklaşık 100 bin dolar karşılığında düzenli olarak evcil hayvanları klonluyor. İnsanlarda çoğalma amaçlı klonlama geniş ölçüde yasak olmakla birlikte, sağaltım amaçlı klonlamaya hastanın genetik yapısıyla özdeş kök hücreler oluşturma işlemine, hücrelerin bir hastalığın sağaltımına yaradığı gerekçesiyle genelde izin veriliyor. Belli sayıda bölünmenin ardından ölmek üzere programlanmış olan öteki hücre türlerinin tersine, kök hücreler sonsuza dek bölünebildiklerinden ölümsüzdürler. Ne yazık ki, kanser hücreleri de bu özelliğe sahipler.
Kanser hücrelerinin ölümsüzlüğüyle ilgili olarak en ünlü olay 1951 yılında rahim ağzı kanserinden ölen Henrietta Lacks olayıdır. Lacks'ten alınan kanserli hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılması sonucunda HeLa hücreleri adı verilen ve dünyanın farklı yerlerindeki laboratuvarlarda günümüze dek varlığını sürdürmekte olan hücre dizisi oluşturuldu. HeLa hücrelerinin temel alındığı araştırmalar aşıların oluşturulmasında ve kansere karşı savaşımda son derece etkili olmakla birlikte bir takım tartışmaları da beraberinde getirdi. Lacks'in hücreleri alınıp çoğaltılırken ne kendisinin ne de aile bireylerinin onayı alınmıştı. Ancak 2013 yılında, Lacks'in ölümünden 60 yılı aşkın bir süre sonra, Ulusal Sağlık Enstitüsü onun hücrelerinden ve bunların içerdiği genetik bilgilerden nasıl yararlanılacağı konusunda Lacks'in soyundan gelenlerin onayını alma yoluna gitti.